Merhabalar. Bugün de ev yapımı turşu yapıyorum. Gördüğünüz gibi bahçemden topladığım salatalıklar biraz irici. Bazıları çekirdeklenmiş. Fazla gitti. Şimdi yine biraz daha sarımsak ve kırmızı toz biberlerimden. Bunları kürdanla deldim. Yine salatalığımızdan. Rengarenk, ne kadar da güzel görünecek arkadaşlar, şişede, kavanozda yani. Allah'ın bize vermiş olduğu güzel nimetler. Hepsinin rengi, tadı, kokusu ne kadar da farklı. Bir tutam dereotu koyacağım. Neyse, önce şeylerini koyalım. Şeker. Yarım tatlı kaşığı. Bir yemek kaşığı tuz. İri kaya tuzundan yine. Beş altı tane nohut. Bir çay kaşığı limon tuzu. Ve bir dilim limon. Bir çay bardağı sirke. Ve üzerine yeni kaynamış su. Yani fokur fokur kaynayarak aldım. Böyle olması gerekiyor. Turşumuzu 5 gün sonra yiyebilirsiniz arkadaşlar. Gerçekten çok güzel kütür kütür bir turşu oluyor. Şimdi de kapatıyorum sıkıcına. Ondan sonra böyle ters çevireceğim. Bir gün boyunca böyle ters bekleyecek. Bakın rengarenk oldu. Çok güzel. Burada da sirke otumuz var. Belki bunu bilmeyen vardır. Şimdi ikinci kavanoza geçiyorum arkadaşlar. Salatalık ve kabak turşumuzu kuracağım. Sırasıyla böyle diziyorum. Dışı kağıtlı şişeleri de hiç sevmiyorum arkadaşlar ama temizlemeye zamanım olmadı. Bu yüzden de bu şekilde dolduracağım. Başka bir zaman temizleyeceğim inşallah. Bayağı bir sıkı sıkı diziyorum arkadaşlar. Zaten kaynar su girince içine gevşeyeceği için salatalıklarımızı bayağı muntazam bir şekilde sıkı sıkı diziyorum. Üzerine yine birazcık sarımsak atıyorum. Birkaç tane nohut. 5-6 tane top biber. Kürdanla demiştim yine. Ve üzerine birazcık renk vermesi için havuç. Üzerine kabak dilimleri dizeceğim. Bunları yatırarak diziyorum. Ya da dur, yatırarak dizmeyeyim ya. Kısalarından alayım. Her halükarda yatıyor zaten. Ne yapıyor? Çok güzel. Tamam. Şimdi tekrar 5-6 tane sarımsak. 2 yemek kaşığı robottan geçirdiğim domates. Bir yemek kaşığı tuzunu koyacağım arasında kalması için. Bir çay kaşığı şeker. Bir çay kaşığı limon tuzu. Ve yine 5-6 tane nohut. En sonunda da yeşil çıtır çıtır biberlerimizi dizeceğim. Bahçenin de son mahsulü biberler arkadaşlar. Bahçenin, salatalığın hepsi artık son mahsul. Sesinden ve görüntüsünden ne kadar taze olduğu anlaşılıyor değil mi arkadaşlar? Yani inanın böyle dokunduğum anda çıtır çıtır.
Bayağı bir bastırıyorum ki tekrar zaten suyu koyduğumuz zaman aşağı çökecek. Çok fazla boşluk kalsın istemiyorum. Şimdi yine bir çay kaşığı sirkemizi koyuyorum. Ay, bir çay kaşığı dedim, pardon. Bir çay bardağı. Ve bu kez soğuk su kullanacağım. Şimdi de üzerine nane. Zeynepciğim, bir soğuk su getirir misin? Yok bir soğuk su. Çeşmeden doldurabilirsin mesela. Anne, bak istiyor. Götür kızım. Naneli turşu gerçekten çok güzel oluyor. Buram buram nane kokuyor. Misler gibi. Annem hem nane hem de dereotu koyuyor. Gerçekten çok seviyorum o şekilde. Nasıl da çok basmışım arkadaşlar. Şimdi videoyu düzenlerken fark ettim. O kadar çok doldurmuşum ki şişeyi. Bu yaptığım turşuların hepsi kendi kafamdan yapmış olduğum turşular arkadaşlar. Çocuklarım ve benim damak tadımıza göre uygun yapmaya çalıştığım turşular. Ezan okunuyor. Aziz Allah cennet celalihu. Şimdi üçüncü kavanozumuza geçtik arkadaşlar. Bir sıra salatalık dizimine başladım arkadaşlar. Dibine domates sosu koydum yine. Şimdi salatalıkların üzerine 5-6 tane yine sarımsak, 5-6 diş. Diş dedim ama sarımsakları doğradım arkadaşlar. Dişler bayağı büyük olduğu için hepsini doğrayarak kullandım. Salatalıkların iki tarafını keserek turşu kuruyorum arkadaşlar. Çok minicik alıyorum. Sıra ortadan iki delmeye geldi. Çubuk turşusu arkadaşlar bu da. Çubuk turşusu bu şekilde delinerek yapılır. Gerçekten çubuk turşusu da meşhurdur, yani çok güzel olur. Salatalıklar çıtır çıtır olduğu için bazıları delme aşamasında kırıldılar. Ama gerçekten salatalık çok tazeymiş arkadaşlar. Salatalıkları pazardan aldım bu arada, bahçenin değil. Diğer ürünler, havuç falan bahçenindi. Ezan okunurken kızlara müziğin sesini kapatın demiştim arkadaşlar. Turşu kurarken telaştan ben unutmuşum. Onlar da kapatmamışlar. O yüzden özür diliyorum sizlerden. Ezan'a saygısızlık oldu arkadaşlar. Şimdi video düzenlerken fark ettim. Bu yüzden de bayağı üzüldüm. Bu dördüncü ya da beşinci kavanozumuz arkadaşlar. Artık saymıyorum çünkü o kadar çok turşuluk malzeme toplamıştım ki tamamen kurmak için. Benim kızlar daha hemen 3 ya da 4 gün sonra başlarlar bunları yemeye. O yüzden bayağı çok yapıyorum. Kışlık turşularınızı arkadaşlar erimemesi için birer tane aspirin koyun. Ve kışlık turşularınıza limon dilimlemenizi önermem. Çünkü limonun asiti turşuları çürütüyor arkadaşlar. Limonsuz kurmayı tercih ediyorum. Şimdi kurduğum turşular da limonları önce tüketeceğiz. Çünkü limon uzun vadede çürütüyor arkadaşlar. Aklınızda bulunsun. Yine üzerine turşu otumuzu koydum arkadaşlar. Turşu otu da değişik bir aroma veriyor. Turşu otunu yaşlı bir tane teyzemizden öğrenmiştim. Çürümemesini sağlıyormuş turşuların. Bana bizzat otu kendisi gösterdi ve çok mutlu oldum inanın. Hani bu tarz bilgiler çok değerli arkadaşlar.
eski şeyleri kaybetmememiz lazım.